dokuzuncu sınıf öğrencisi, sonuncu baba lise öğrencisi Meryem var. Merhaba Meryem. Merhaba. Nasılsın öncelikle? İdare eder. İdare eder. Meryem, yaşamış olduğun sıkıntını bize aradın, sıkıntılarını söyledin. Bunu senden duymak istedik. Serviste kabul etmiyor engelliyim diye. Büyük sorunumuz bu. Ne mahrem diyor. Yani namahrem... Almam diyor. Okula gidip gelmem de zorlaşıyor arabalar olduğu için. O yüzden sıkıntı çekiyorum. Engelli olduğun için servis arabasına alınmıyor. Ve servisçi de sana ne mahrem diyor. Evet. Ne mahrem, ben ona dokunamam diyor. Dokunmuyor ama dokunamam diyor. Yani araba... Annemle kardeşlerim yardım ediyor beni bir inmeme. O yardım etmiyor. Ne mahrem, ben alamam onu servise demiş. Peki buradan yetkililere neler söylemek istersin? Ben okumak istiyorum. Bana yardımcı olmalarını istiyorum. Bir an önce de servisin olmasını rica ediyorum. Peki daha önce ortaokuldayken yakın mıydı okulun? Yakındı. Orada da bazı sorunlar yaşadım ama hallettim orayı. Lisede de sorunlar yaşıyorum. Onu da inşallah halledeceğim. Okul içerisinde sorunlar yaşıyorsun. Tekerlekli araçla gidiyorsun tabii ki. Aracınla gidiyorsun. Okulda sıkıntı yaşamıyorum. Servis sıkıntım var sadece. Servis almıyor. Buradan sen okumak istiyorsun. Evet. Ne olmak istiyorsun? Polis. Masaüstü polisler var. Onlardan olmak istiyorum. En büyük hayalim. Tabii ki hayallerime ulaşabilirsem. Ulaşabilirsin. Neden böyle dedin? Ulaşabilirsem mi? Servis sıkıntısı çekiyorum çünkü. Olmazsa gidip gelmem zorlaşacak. Kışın da gidemeyeceğim. O yüzden geri kalacağım için yapamayacağımı düşünüyorum. Peki dersler nasıl şu an? Gayet iyi. Orta seviye. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, lise bir öğrencisi derslerinde başarılı, oldukça azimli, her zorluğa rağmen dersleriyle birebir ilgilenen ve cümlesi okumak istiyorum oldu, siz de duydunuz. Ve amacı polis olmak. Bu güzel kardeşimizin okuması için servis aracının ya binmesi gerekiyor, okula çünkü gitmesi gerekiyor. Uzun bir mesafe var değil mi? Evet. Yaklaşık ne kadar mesafe var? Bir yarım saat sürüyor. O da erken evet. Çıkmama rağmen. Evet, Sonuncu Baba Lisesi'nde okuyor kendisi. Ya başarılı bir öğrenci olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Hayali var, polis olmak. Ve bu hayali kendine bilmez işgüzarlar tarafından adına da parantez içerisinde uydurdukları kılıf, namahrem diyerek Meryem'i okula gitmesine maalesef engel oluyor. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Hani, lise öğrencisi nasıl bir namahrem olabilir? Nasıl böyle bir zihniyet olabilir? Madem namahremse çıkma kardeşim dışarı o zaman. Bakma. Burada başta Sayın Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bir güzel kardeşimizin, bir güzel kızımızın, başarılı bir öğrencimizin okuması için bu vebal hepimize aittir. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.